ki dertleşmeye devam ediyoruz. Gerçekten bazen derdinizi anlatacak, içinizi dökecek kimse bulamıyoruz hayatta. Biz uzmanlarımızla yanınızdayız. Bize isminizi söylemek zorunda değilsiniz. Bulunduğunuz şehri vermek zorunda değilsiniz. Sadece ve sadece derdinizle ilgileniyoruz ve sizi can kulağıyla dinliyoruz. Şimdi olduğu gibi dinlemeye de devam edeceğiz. Alo. Buyurun. Alo. Alo, merhaba. Merhabalar. Buyurun, canlı yayındasınız. Dinliyoruz sizi. Ben bir aydır yaşadığım şeylerde yalnız olmadığımı anlayınca dedim acaba telefonu kapatsam mı? Bir Ya. yılın çok Hayırdır? insan varmış. Siz de mi aldatılıyorsunuz? Aldatıldım. İş yerinden yakın bir arkadaşımla eşim sadece mesaj üzerinden devam ettiğini söylediler ama Sizin kız ben arkadaşınızla kocanızın ilişkisi mi var? evet var yani kesin ispatlanmış bir şey. Ben bunun dokümanlarını da çıkardım. İspatladım bunu. Sadece bir kere yüzleştim. Kavga çıktı ama ben ne kadının kocasına haber verdim ne bir başkasına haber verdim. Birçok Ay ben insana duyurmadan çıldıracağım. fazla yüz gözü olmadan. Kadın da mı Hatta evli? kadınla evli iki tane kızı var. Benim bir çocuğum var. Peki nasıl Bir ay oldu. ispatladınız? Nasıl Yani şüphelendiniz? Mutlaka sizin kadının hareketlerine arkadaşınızsa? öyle bir bakıyordu ki yani ben kocama öyle bakmıyordum. Vay be. Ayağım göründüğü gibi Gözlerden, beden dünya bakışlardan bir yana anlamış. benim eşim bir yana derdim. Aşk bakışı. Ya hakikaten ben diyordum yuh artık ya. Hatta kadının bir başkasından kıskandığına bile şahit oldum. Sonra da eşime bunları sorunca evet öyleydi dedi. Nasıl yani, sizin kocanızı başka bir Evet. kadından kıskanıyor, el alemin kadını. Ve ben onu gördüm yani böyle baka kaldım. Şüpheleniyordum. En son bir akşam da problem çıktı. İş yerinden ayrılmaya karar vermişti eşim. O akşam da tesadüf bunlar mesajlaşıyorlarmış onu gördüm. Kadının mesajını görünce böyle bir başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne Ertesi yazmıştı sabah mesajda? işte gidersen bana umut verme. Zaten anılarımız var. Lan ne anılarınız olacak sizin? Yani ve ben bunlara çay servisi yapıyordum. Yemeğe beraber gidiyordum. Ve ben Çıkıyor bir eşimi de. çay servisi yapıyorum derken molaları da ben gider alır getirirdim. Yemeğe beraber çıkardık. Ve İş ben yerinde. dünya bir yana eşim asla yapmaz derdim ya. Adam bana karşı hiçbir değişikliği olmadı ki. Hiçbir şey anlamadım. Son bir ayda anlamayı fark ettim. Acaba dedim uyardım. Bir geri çekilmişler. Ya o akşam mesajı gördükten sonra ertesi sabah yüzleştim. Aa ben de seni arayacaktım yanlışlıkla mesaj attım da. Arkadaşım neyin yanlışını attın? Neyse arada problem oldu. Biz şimdi eşimle birlikteyiz yani Peki siz bunun işte. farkındasınız ya, mesela sizin kocanıza böyle iç geçirerek bakıyor diyordunuz ya, hani ben kocama öyle bakmıyordum. Onun Ha, kocası yani. bunun farkında değil mi? Değilmiş çünkü kocası gece 12'de gelip sabah 5'te işe giden bir insanmış. Ya Yazık öyleydi. Bana adama. anlattığı da öyleydi. Yazık Hatta adama. amiyane tabirle bana cinsel hayatına varana kadar anlatıyordu. Benim hiç hoşlanmadığım şeylerdi bunlar. Yazık adama. Sen Adam şöyle ekmeğinin yapıyormuşsun, ben böyle peşinde. ya. Arkadaşım böyle şeyler konuşmayalım. Bir de ben şeyi anlamıyorum. Bu kadar rolmüş. Her şey rolmüş. Ben eşimin yaptığından ziyade onun yaptığını hazmedemiyorum. Ya ben şu anda eşimle birlikteyim. Tamam eşimi de seviyorum. Çocuğum var. Ama hazmedemiyorum. Yani şu anda ayrılmaya kalksam ayrılabilirim. Öyle bir imkanım da var. Ayaklarımın üzerinde de durabilirim ama eşimi seviyorum. Biz daha yapmayacağına. Yani aslında bir anlamda siz hayattan iki türlü darbe yediniz. Bir en yakın Evet işte ben arkadaşınızdan, onu hazmedemiyorum. Ben bir bunu de nasıl kocanızdan. hazmedeceğim? Ben şu anda bir laf vardı. Bazen internette dolaşıyor. Akıl hastanesine gidenlerin suçu değil dışarıdakilerin suçudur diye. Şu anda herkes hayatına güzellikle devam ediyor. Ama ben uyuyamıyorum. Geceleri 3'te 4'te kalkıyorum. Peki. Korkuyla tedirginlikle Ama yatıyorum. siz barıştınız, evliliğiniz devam ediyor. Hocamıza sormak Ediyor. istediğiniz ne? Ya Ya ben nasıl hazmedeceğim bunu? Yani nasıl hazmedeceğim? Tamam eşimi seviyorum ama yani yanına yaklaştığı zaman acaba ona da mı bunu dedi? Yani kafamdan atamıyorum. tabii. Hocam sizi YouTube'dan genelde takip ediyorum. Bugün 1 Mayıs diye evdeyiz Evet. biz. Peki. Şimdi şöyle söyleyeyim Eşimi size. tamam muhatap olmadım. Bak şöyle söyleyeyim sana. Tamam konuyu da kapatmak istiyorum ama ben nasıl hazmedeceğim bunu? Şöyle, en yakınından aldığı darbeyi insanın kolay kolay hazmedemez. Bir süre lazım. En az 6 ayda zor atlatırsın. Ama onu gördükçe sinir olursun. Görülecek ortamda yaşıyorsanız, beraber o ortamdan ayrılsan daha iyi. Yani onu görmemene. Gördükçe sinir olacaksın.
Gördükçe yeniden o ve onu sana hatırlatacak ne varsa hayatından çıkar. Ve eşin zaten yürümeyecek bir ilişkiydi onların yaşadığı ilişki. İkisi de bitirdi. Ama kadın çok seviyormuş, sevdiği için yeniden eşini taciz edebilir. O konuda da adamı uyar bir daha ve ondan sonra hayatınıza devam edin. Vallahi en yakın arkadaşım bile olsa, arkadaşım, sevgili seyirciler, kadınlar, yaşıtlarım arkadaşım diyorum. Benden küçüklere kardeşim diyorum. Vallahi kocan eve geldikten sonra kimseyi evine alma. Vallahi evine alma. Telefonunu kapa. Kocan eve geldikten sonra insanlarla irtibatını kes. Yemin ediyorum ağacın kurduğu içinde ve hiç tahmin etmediğin insan gelip senin hayatını yıkıyor. Ha şimdi diyeceksin ki onu yapan adam da adam mı? O ayrı bir sorgulansın. Tabii, evet. O ayrı bir sorgulansın. Çünkü orada adamda da hata var. Hiçbir taraf, bak hiçbir taraf tek taraflı ilişkilerde değil, suçlu yoktur. Değil, doğru. Allah sorunuzu kolaylaştırsın. Bir diğer telefonumuz var, hemen alalım. Alo. Merhabalar. Hoş geldiniz, buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz Nur Hanım? İyiyiz. Valla hani iyi demek adettendir ya, bizim adetimizde i̇yiyiz var. İyiyiz inşallah. İyiyiz ama bunları duydukça geleceğimden endişeliyim, şimdiki yaşamımdan şüpheliyim. Duyduğum hikayeler gerçekten kaygımı arttırıyor. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Buyurun. Amin. Ben sizi fazla tutmayayım. Hani zaten canlı yayında hani çok şeyler var, bekleyenler var. Ben ufak bir soru soracaktım da hocamıza. Buyurun. Alalım hemen. Ben üniversite okuyordum. Üniversite okurken de orada bir kız arkadaşım vardı. O kız arkadaşım beni, yani sevgilisi vardı. Beni bir arkadaşıyla tanıştırmak istedi. Hani tamam, sevgili olun diye. Ben de onunla hani tanışmak istemediğimi söyledim. Hani hiç görmedim ama biraz yaşça büyüktü. Ben de direkt hani kafamda dedim, hani yaşça büyük insanın amacı ne olabilir? İşte çıkarları ne olabilir diye öyle düşündüm. Sonra bir gün kız arkadaşıma dışarı çıktığımızda oturduğumuz bir kafede arkadaşını da getirdi. Yani ben tanıştırmak istediği kişiyi de getirdi. Ben de baktım hani büyük, hani imkansız olmaz yani dedim. Zaten okulum bitecek, ben direkt ailemin yanına dönerim, hani öyle bir şeyim olmaz. Sonra baktım bu kişi beni rahatsız etmeye başladı. Facebook'tan aramaya başladı. Ondan sonra işte başkalarını devreye soktu, numaramı bulmaya çalıştı. Canlandığım için şey oldu ama ondan sonra bu kişi yani bir aydı, bir iki aydı sürekli peşime takılmaya başladı internet üzerinden. Sonra bir gün arkadaşımla bir yere gidip oturduğumuzda o da tekrar gelince hani bu sefer normal konuştum ben. Ama hani başta yargılamıştım ama ondan sonra ben de böyle konuşunca bayağı böyle hayatımda hani şeyleri anlattı. Hani bu benle konuşan kişinin durumu falan gayet de iyiydi. Yani bayağı yoğun çalışmış. Sonra neyse biz bununla arkadaş olduk. Telefonlarla falan görüşmelerimiz oldu sadece. Hani görüşme yok. Sadece telefonda nasılsın, iyi misin? Sürekli telefonla konuşuyorduk. Sonra aradan işte bir yıl falan geçti. Benim kız arkadaşım dedi ki o görüşün kişi evli. Tabii. Ondan sonra ben de tahmin etmiştim tam da. Hani sen evli misin? Niye bana hani bunu böyle söylemedin? Neden hani böyle hani onu direkt sormaya geçtim. Biz kardeş gibi izlemiştik. O da bana dedi ki ben zaten boşanma aşamasındayım. İşte istediğin kişiye sorabilirsin. Aileme sorabilirsin. Şuna sorabilirsin. Çok problemli evliliğim var. Elinde problemli evliliğim varsa dedim. Bunu karşındaki eşine de anlat. O zaman ona sor. İşte onunla konuş. Nerede sorunu varsa sen onu hani sen düzel, o da düzelir. Hani o da ona da hani şey yap. Hani resmi arkadaşı gibi oturdum ama akıl vermeye başladım. Hani yapma, çocuklarım falan var demişti. Sonra ben neyse hani diyalogumu kestim, yine beni rahatsız etmeye başladı. Bu ailesinin yanına taşınmaya başlamış. Kendi annesiyle babasının. Ben de merak ettim. Yakınlarına sordum. Hani gerçekten bunun böyle durumu mu var? Hani çünkü ben kendimi birlikte hani sevgili aşamasına gelmesek bile çok psikolojik olarak kendimi çok suçlu, sanki hani her şeyi ben yapmışım, o moda girmeye başladım. Ya sen olmasan başka biri olurdu. Niye o moda giriyorsun? Onlar da bana evet hani söylediği şey aynısını söylüyor. Evet diyor, hani böyle böyleydi diye. Peki sonra? Ailesi de söylüyor. Yani babası falan da bana böyle söyledi. Sesim geliyor mu? Geliyor. Çok net duyuyoruz. Sonra ne oldu? Günümüze gelelim. Ondan sonra hocam neyse ben ailemin yanına dönünce bu da benim peşimden geldi. Hani boşanma davası falan açılmış. Benim peşimden geldi. Ama benim gittiğim yerde de hani onun hiç kimsesi yok. Sahip çıkacak kimsesi yok. Hani ben onu o gözle değil, bu sefer hani insaniyet olarak böyle bu sefer şey yapmaya başladım. Hani yardım edeyim. Hani burada ne yapacak? Başına bir şey gelse ne olacak? Ailesi de benim yanıma geldiğini biliyor.
Hani öyle şeyler oldu. Sonra neyse ben bunu tanımaya başladım. Hani o durum nasıl gelişti de bilmiyorum. Tanımaya başladım. Sürekli bana hani böyle şikayetler etmeye başladı, etti. Babasıyla boşandı görüşmeye mı? Çalıştım. Boşandı annesiyle mı? Görüşmeye çalıştım ama sürekli tehdit ettiler beni. Boşandı hani mı? Farklı şeyler yaparım. Ayırırız sizi. Şöyle yaparız, böyle yaparız. E ben de diyorum ki hani ben de onlara izah ediyorum. Böyle böyle oldu. Tamam ben de istemiyorum diyorum. Şöyle böyle diyorum. Boşandı hani. Boşandı mı? Evet boşandı. Şu anda siz birlikte misiniz? Şu an birlikteyiz. Tamam. Sormak istediğiniz soru nedir? Hemen soruyu alalım. Ya benim sormak istediğim soru şu. Şimdi hani birlikteyiz ama şöyle bir şey. Zaten beni ailesi bir şeyi kabul etmedi. Hani beni suçlu şeyine koydular. Sen boşamış gibi oldun. Sormak istediğim soru da şu. Hani ben şimdi onunlayım ama eskiden hani kapmış olduğu şeyler var. Her bir şey olduğunda böyle gördüğü şeylerle geliyor bana. Ne demek o? Yani benim yani şöyle. Mesela en ufak bir şekilde bir tartışmamız olsun. Önceden mesela tartıştığında yatak ayırırmış. Hani şu an biz evlendik o kişiyle. Ha evlendiniz. Yatak ayırırmış. İşte neydi konuşmadığında uzun süreç konuşmazlarmış. Bir ay üç ay konuşmazlarmış. Hani bana bunu ailesi falan da söyledi sonradan bana. Şu anda şimdi, aynı şeyleri size mi yapıyor? Evet hani görmüş olduklarıyla geliyor. Ben de diyorum ki hani bunu böyle yapma diyorum. Hani böyle yapmak hani bir şey çözmez diyorum. Bir şey oluyor hep gördükleriyle geliyor. Peki teşekkür ediyoruz. Bakalım siz bu noktada ne yapacaksınız? Bir laf var ya, ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek oraya gider. Biz kadınlar hep deriz ki o ilk evliliğinde böyleydi ama benle evlenirse düzelir diye düşünürüz ama hayır, ilk kadına davranışı, ilk evliliğindeki ayrılış nedeni çok önemli. Adamları ve kadınları belirli bir yaşa geldikten sonra değiştiremiyoruz. Hocam ne tavsiye ediyorsunuz? Valla şimdi yürütebilseydi onu yürütürdü. Yani ilişkiyi yürütüp yürütmeme becerisine bakmak lazım. O söylediğiniz şey çok önemli. İki, şimdi... Çocukları var ve sen ayırmış olarak görüyor anne baba. Anne babanın desteklemediği bir ilişki de sıkıntılı. Bak şimdi olayın o boyutu da var. Yani onu da görmen lazım. Üç, senin annen baban mesela benim bir kızım olsa evli ayrılmış birisiyle böyle bir olayla gelse hangi anne baba kabul eder? Ben kabul edemem. Yani kaç tanesi kabul eder? Yani onun için sen bütün itmelerine rağmen senin sürekli peşinde koşan insanın tavına gelmişsin, ayarlamış seni. Ve bu noktada yuva bozmak istemiyorum desen de bir yuvanın bozulması sonuçta senin bilindiğin bir olay. Ve bu ilişki bu şekilde devam ederse bence sen de ondan ayrılacaksın. Şey o noktaya gidiyor. Şimdi bir seyircimiz hemen söyleyeyim. Ayşem Altınoluk. Bunu görebiliyor muyuz arkadaşlar? Şunu bir ekrana getirebilir miyiz? Mümkün mü? Şöyle. Ay, telefonum da maşallah ne kirli. Demiş ki minnoş aldatılanları böyle böyle döveceğim diyor demiş. Bakın Instagram'da yayınlamış. Çok tatlı. Çok teşekkür ediyoruz. Görebiliyor musunuz? Şimdi hikayemde paylaşıyoruz. Ayşem Hanım çok teşekkür ediyorum size. Hemen diğer telefonumu alıyorum. Sizin hikayenizi de kendi hikayemde paylaşıyorum. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Alo. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Sesim geliyor mu? Geliyor. Çok net. Çok net duyuyoruz. Buyurun. Ha, merhaba. Ben bir şikayetim vardı. Sizinle bunu bir danışmak istedim. Buyurun. Hani hem hukuki açıdan hem de şey açısından bana bir düşünce ve bilgi verebilir misiniz? Çarşı şimdi şunun altını çizelim. Hukuki açıdan bizim burada bir söz söylememiz doğru değil ama duygusal açıdan işin uzmanı burada ama hukuki açıdan biz size belki program sonrası yardımcı olabiliriz. Buyurun bir anlatın lütfen. Birini de bağlayabiliriz belki. Birini de bağlayabiliriz belki. Buyurun. Tamam. Benim bir sevgilim vardı. Bana her konuda yalan söyledi. Yaşı konusunda olsun, ailesi hakkında olsun, evleneceği hakkında olsun hep yalan söyledi. Ondan sonra benimle beraber plan olmak istedi. Ben ilkten istemedim. Ondan sonra oradan biraz zorladı. Oldu Tuzla'da dayısının evinde. Ondan sonra 2-3 gün sonra ben buna hamile olduğumu söyledim. Ailemi ikna et, evlenelim dedim. Ondan sonra ailesi kabul etmedi. İşte benim öyle bir oğlum yok dedi. Evden atara falan yaptı. Ben babasının numarasını buldum. Ondan sonra
askerliğim vardı. İşte 3 ay tanıştığım insanla nasıl evlenebilirim ben dedi. Babasını aradım, konuştum, hiç oralı bile olmadılar. Peki şimdi durumunuz kimse... nedir? Aileniz biliyor mu bu durumu? Sadece annem biliyor. Ailemden diğerleri bilirse gerçekten beni öldürürler. Yani böyle bir şey bilmeleri bile imkansız. Anneniz ne diyor peki? Ne yapmanızı tavsiye ediyor annem anneniz? Annem bana hep destek hissetti. Ama diğerlerinin bilmesi imkansız bir şey. Ondan sonra... Ben yine babasıyla annemi konuşturdum. Ve babası hala olmaz ya, ben o çocuğu reddedim, benim işimden giremez falan dedi. Şimdi biz size şöyle yapalım. Sizin konunuz çok hassas bir konu. Hukuki olarak ne yapabileceğinizi ben yayından sonra bir avukatla sizi konuşturup bu noktada ne yapmanız gerektiğini önce bir konuşalım. Olur mu? Çünkü buradan şimdi biz ne söylesek havanda su dövmek gibi bir şey olur. Hani sonuca gidelim. Evet. Bir genç kız var. Genç kızın hayalleri var. Ortada bir bebek var. İstenmeyen bir bebek var. Ve vicdansız yani. Vicdansız. O yüzden genç kızlar ama lütfen uyanık olun. Ama işte bak, en büyük problem şu. Yalanını yakalıyorsun. Kaç defa yalan söylüyor. Yalan söylediğini anlıyorsun. Böyle bir adamla, bak böyle biriyle nasıl sen aynı yere gidiyorsun? Nasıl hala gezmeye devam ediyorsun? Şimdi tamam, o suçlu ama burada bunu yapan genç kızlar da dikkat etmeli. Bir defa yalanını yakaladığın, güven vermeyen, sürekli yalan söyleyen bir insan seni zaten böyle bir şey olsa sahiplenmez. Şimdi bir bazı de ben, yerleri bak, mutlaka arkadaşlarımız bipledikleri için ekran başındaki seyircilerimiz de oraları duyamadılar. Yani vicdansız bir adam kirli emellerine kızı alet etmiş. Şu anda ortada bir çocuk var, istenmeyen bir çocuk. Evet. Yine kirli emellerine alet etmeye devam ediyor. Ama güzel kızım, sen annenin lafından sözünden ayrılma. İyi ki annene söylemişsin. Başına daha kötü şeyler gelebilirdi. Biz hukuksal anlamda ne yapacağımıza bakacağız. Siz duygusal olarak ve yani şu durumu nasıl yönetmeli, ne tavsiye ediyorsunuz? Vallahi şöyle, bu durumda bak, babasıyla görüşmüş. Babasının desteğini alsalardı ama yarın bugün böyle güven vermeyen, bu tarzda yalancı olan ve seni bile istemeyen bir insanla yarın baba da olmaz. Olmaz. Şimdi baba da olmaz yani. Onun için baba olmaya zorladığın bir adam baba olmayacak bir adam. Hani zorla, hadi sıkıştırdık, evlendirdik. Şimdi yapılmaya çalışan baba ama olmayacak hocam, ortada bir çocuk var. Ortada bir çocuk var. Çocuğun canına kendi emelleri için kastetmeye çalışan bir cani var. Bir cani var. Şimdi o noktada bence bir defa ne olursa olsun hatalar yapılmış ama o çocuğa bir sahip çıkılması lazım. Tabii. Ve o adam olmasa bile, hukuki anlamda tabii nasıl olur o süreç bilmiyorum. Önce kendini üzmeden annesiyle beraber, ama annesinin de artık ailesine babasına söylemesi lazım. Bak, bunu söylemeden yarın hamilelik ortaya çıktığı zaman şimdi, belli olacak bu şimdi yani. Şimdi hemen bir hukuk danışmanıyla seyircimizi karşılıklı konuşturacağım. Bu işin çözülmesi lazım. Tamam, bence hukuki de. Anlamda ne yapabiliriz bakacağız. Evet. Allah'ım ne olur evlatlarımızı iyi ve güzel insanlarla karşılaştır. Biz büyütüyoruz. Hep bunu söylüyoruz. Geçen programda da söyledik. Etiketi tenine değecek diye korkuyoruz. Bir de mesela, kesiyoruz. Bakın, kötü niyetli bir cani geliyor, hayatını kastediyor. Bir de kötü